Onu Twitter'da duyurduğum için izleyenler bekliyordur onu. Ben süte haksız ve gereksiz bir zam, fazla zam yapıldığını iddia ediyorum. Onu da açıklamak isterim müsaadenizle. Böylece pahalılığın nasıl oluştuğu konusunu da bir taraftan görmüş oluruz. Evet. Şimdi Türkiye'de süt fiyatlarını aslında süt üreticileri belirlemiyor. Türkiye Ulusal Süt Konseyi diye bir konsey var. Bu konseyin üyeleri arasında Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve süt üreticilerinden oluşan bir konsey bu. Bu konsey yılın belirli zamanlarında ihtiyaç olduğunda toplanıyor ve bir süt maliyeti çıkartıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında fiyatları 3.20'ye çıkardığında çok büyük tartışma olmuştu. 3,20 TL. Ben de bu konuyla ilgili neden oluyor diye ta Gönen'de süt üreticisinden başlayıp paketleyicisi, sanayicisi, markete kadar bütün o zinciri dolaşıp bunu araştırmıştım ve konuyu anlatmıştım. Üreticinin de sanayicinin de fiyat artışında bir suçu olmadığını söylemiştim. Çünkü fiyatı belirleyen Ulusal Süt Konseyi. Şimdi geçtiğimiz günlerde Ulusal Süt Konseyi tarihinde çok az rastlanır bir rakamla süte zam yaptı. Bakın Ulusal Süt Konseyi demek aslında devletin belirlediği süt fiyatı demek. Bu şirketlerle hiçbir alakası yok. Özel sektörle de alakası yok. Daha önce 2.80'den 3.20'ye çıkartan süt konseyi yani %14 zam yapmıştı. Bu sefer 3.20'den 4.70'e çıkardı. Yani %47 zam yaptı. Görülmüş bir şey değil bu. Ben bunu çok merak ettim. Ve Ulusal Süt Konseyi'ni aradım. Oradan çok önemli bir yetkiliyle görüştüm. İsmini saklı tutuyorum. Bu nasıl oldu dedim yani bu kadar yüksek bir fiyat nasıl olabilir? İşte döviz artışları, yem artışları şunlar bunlar tamam da dedim yani önceki dönemlerde bu kadar yüksek zam yoktu. Bir de dedim asgari ücret görüşmeleri var. Süt üreticilerinde çalışan herkes, işçilerin hepsi asgari ücretten maaş alıyorlar. Bir de dedim bu zam yapıldığında ki %40'lardan bahsediliyor zam. Siz süte bir daha mı zam yapacaksınız? Hayır dedi. Önceden. Biz bu zammı yaptık zaten. Bakın. Biz neyin bedelini ödüyoruz o zaman? Şimdi burada? Nasıl bir buradan, bedel ödüyoruz? Buradan vatandaşlarımıza da yetkililere de söylüyorum. Ulusal Süt Konseyi asgari ücret zammı olmadan bu zammı peşin yaptı. 8 Aralık tarihi itibariyle bütün marketlerde geçerli olan ve bugün Twitter'da TT olan 15 liraya süt, 14 liraya süt, 11 liraya süt satılıyor ya. Bunun sebebi bu Ulusal Süt Konseyi'nin yaptığı zamdır. Ama bu zammın içindeki asgari ücreti peşinen koymuştur. Ve bu bir haksız zamdır. 8 Aralık'tan 31 Aralık'a kadar geçen sürede 1 Ocak'ta geçerli olacak asgari ücret. Bu süre içerisindeki asgari ücretle ilgili pay konmuş ne olduğunu bilmeden tahminen öngörerek bir ya, zam, yapılmış. Zam yapılmış. Bu haksız bir zamdır. Ha, böyle bir şey olur. Ve bunun bir şey söyleyeceğim. Böyle bir şey olabilir bunun mi? Şey, kesinlikle bunun geri çekilmesi lazım. Geri alınması lazım. Bakın vatandaşı bırakın Kemal Bey direkt yetkilileri uyarıyorsunuz da hani direkt şimdi, müdahale edilmesi. Şu dakika bakın, itibariyle müdahale edilmesi lazım. Twitter'da yani insanlar süt markası şirketlere hakaretler yağdırıyor. Süt zamlandı diye. Bu bir serbest pazar. 8 liraya da süt bulabilirler, 15 liraya da süt bulabilirler. Bu bir pazarlık meselesi. Ama Ulusal Süt Konseyi belirlenmemiş asgari ücreti fiyatın içine koyamaz. Baz alarak. Olmaz. Bu devletin belirlediği bir kurum, bir fiyat. Devlet şu anda süte haksız bir zam yaptı. Bunu geri alması lazım. Eğer 1 Ocak'ta geçerli olacak asgari ücret maliyetlerini arttırıyorsa 1 Ocak'ta bunu tekrar düzenleyebilir. Ama şu anda yapamaz. Haksız bir zam. Şöyle bir şey var. Ersin Kemal Hocam onu açıklasın. Bir dakika. Haksız bir zam derken şöyle, yani bu ceza mı kesmeli? Olmaz hayır, ki zaten. Hayır. Şöyle bir şey söylüyor süt üreticisi. Hocam diyor süt fiyatları dünya standartlarına göre 1 kilogram sütle 1.3 veya 1.4 yem alması gerekiyor. Bu kilo mudur artık neyse. Şu an sütün fiyatı 4.700'e çıktı. Süt yemin fiyatta çıkmış süt. Yemin fiyatta 4.700 ila 5.000 lira.
halen üreten sütçü zararda diyor. O da öyle diyor. Üretici şimdi zarardadır hocam. Evet, bak burada diyor. Burada çok iyi. Yok, üretici bu, değil. O doğru hayır, doğru. Bu üretici Kemal yani, Bey, Kemal ama Bey. Ama söylediği fiyata karşı. Tamam diyor hocam. Ki, yemin tamam. Fiyatı hala dünya standartlarında beklenen nokta şeyde yerde değil. Hocam yem pahalı üreticiden. Hani benim biraz iyi bildiğim bir sektördür. Kemal Bey'in söylediği çok önemli. Satıştan bahsediyor. Tabii. Yani şimdi marketteki bakın, raftaki sütten. Onu da anlatayım. Şimdi bakın. Süt üreticilerinin yani besici, o çiğ sütü alıp paketleyen sanayici, onu dağıtan dağıtıcı, bütün bunların ekonomik sıkıntılarını biliyorum. Yani burada bir problem olabilir. Bu başka bir şey. Fakat devlet bu uluslararası yem meselesini çözmesi gerekiyor. Çünkü önemli bir kısmı ithal. Yemin önemli bir kısmı ithal. Bundan dolayı bir destek de veriyor süt üreticisine. 20 kuruş kadar. Bunlar tamamen serbest pazarla ilgili tartışılabilir bir konu. Ama ben başka bir şey diyorum. Ulusal Süt Konseyi belirlenmemiş asgari ücreti şu andaki fiyatın içine koyduğunu bana söyledi. Bu olmaz. Olmaz. Bunun kesinlikle geri alınması lazım. Üreticinin ihtiyacı mı var? Besicinin ihtiyacı mı var? Bu devletle onun arasında olan bir şey. Ama ben Kemal Öztürk, çok Ulusal Süt şey Konseyi'ndeki belirlenmemiş fiyatı oraya koyuyor. Önemli bir şey olur yetkili ya? Biriyle de konuştum diyor. Bugün iki gündür süt hashtag böyle Twitter'da. Ya süt olmaz. Ya almasın millet. Yani hayır bir dakika başka ürün almayacak. Şimdi protesto bakın, edilecek. Ersan hocam başka ürünlerde de böyle zamlar görmüş olabilir hayır, miyiz? Ben şöyle söyleyeyim. Hayır, başka bir ürünlerde de olabilir mi bu? Mutabakat olsa yapmayacaksın, hayır, gitmeyeceksin. Kemal Bey başka ürünlerde de bu tür zamlar bu şekilde gelmiş olabilir mi? Şimdi şöyle oldu. Abi süt değil diğer ürünler. Faruk Bey benim dediğimi yabana atma ama söylediğim. Şöyle oldu. Toplumsal bir mutabakatla eğer burada toplum dediğiniz gibi bir vaziyet Kemal Bey'in anlattığı şekilde zaten öyle anlatıyor. Toplumsal tepkisini koyacak almayacak diyecek kardeşim almıyor. Bak şimdi bakalım bak, hocam, o bilinçli ne oldu biliyor musunuz? Öyle olacak. Ama Faruk nasıl Bey, öyle olacak. Tepki? Öyle olacak. Hocam bir şey söyleyeyim. Asgari müştereklerde yapacaksın. Ya başka şey yok. Serbest piyasada tepki böyle olur. Olmazsa olmaz. Yani bu... Şimdi bakın şöyle tamam, bir şey. Doğru. Hocam bunun önemi şuradan kaynaklanıyor. Rakam %47 zam oranı. Şimdi tereyağı %50 zam yaptı. Peynir %50 zam yaptı. Yoğurt %50 zam yaptı. Kaybakçı şimdi soruyorsunuz. Sen o çocuğun nasıl gelişecek? Soruyorsunuz kardeşim sen niye bunu zam yaptın? Evet. Süt Ulusal Süt Konseyi rakam açıkladı diyor. Oysa ki birçok ürünü etkiliyor demek ki. Tabii. Büyük bir sektör. Bundan nemalanan da var. Büyük bir sektör etkiliyor. Evet. Şimdi 8 Aralık'ta geçerli olacak şekilde bu rakamı açıkladı. Bugün marketler sabah 8'de açılması gerekiyorken 10'da açıldı. Neden? Fiyat yenileniyor. Fiyatları yeniliyoruz diye marketler açılmadı. Çünkü paket sütten tutun yoğurda, açık yoğurttan tutun çiğ sütü, dünya kadar mahsul var. Hepsini %47'ye kadar değiştirdiler. Olacak şey değil. Peki, bir sizdeyim. Kısaca alayım. Ardından da Ali Aydar Fırat'a sabrını sizi... teşekkür ediyorum. Ve o soruyu cevabını alacağım. Devlet denetleme ondan sonra Kemal Bey, TÜİK %24 enflasyon geleceğim, açıklasın. TÜİK açıklasın olur açıklamasın. Ali Aydar Fırat'a geleceğim. Biraz uzun da kalacağım Ankara'da çünkü kendisi. Yani Devlet Denetleme Kurumu belli ki bir keşif yapacak. Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir talimat verdi. Yani o keşif sonucunda gerçekten kur düşer mi? Böyle biraz rahatlama sağlanır mı? Olay Devlet Denetleme ya da, Kurulu keşif yaptı diye mesela diz çöktürmek isteyenlerden zaman, bahsetti yok, Sayın kim Fuat diz Oktay. Gerçekten soruyorum Sayın Kemal Öztürk'e. Bu, kimdir bu diz çöktürmek isteyenler? Ya da sizin yorumunuz nedir merak ediyorum. Şimdi bakın ben ülkeye dış güçlerin nasıl müdahale ettiğine şahit olan birisiyim. Önceki görevli. Tabii. Oldu. Gerçekten yapıldı tabii. Böyle. Anadolu Ajansı olmaz genel müdürü. Ama ben evet. Şimdi diyorum ki şu son yaşadığımız olaylar dış güçlerle yani uzaktan yakından yani. Nasıl bir ilişkisi var? Ben ülkesini ve devletini seven bir adamım. Görsem, bilsem, biraz algılasam mesela Birleşik Arap Emirlikleri derdim de onunla da barıştık. O da değil yani. Ama şu anda bu kur politikasını uygulayan hükümetin haricinde bizim ekonomimizi dışarıdan bir dış gücün müdahale ettiğini görmüyorum. Ama gören varsa bize göstersin hangisi? Mesela İngiltere mi, Almanya mı, Amerika mı, Avrupa'daki biri mi? Daha tuhafı şu, biz bir de ekonomik kalkınmamızı bu dış güçlere ihracat yaparak konumlandırdık. Bir cümle söyleyeyim. Kemal Bey, bir...